Merhaba arkadaşlar, ben Burcu Selçuk. Tiroid beziyle kaldığımız yerden endokrin sisteme devam ediyoruz bu videoda. Tiroid bezi dediğimiz zaman, tiroid bezi soluk borusunun iki yanında hemen şu bölümde bulunan böyle kelebek şekilli bir bezdir. Tiroksin ve kalsitonin dediğimiz çok önemli iki hormon salgılar. Tiroksin hormonu metabolik hızımızı düzenleyen hormondur. Metabolizma hızını yükseltir. Hücrelerin kullanacağı oksijen miktarını artırarak oksijenle solunumu hızlandırır. Üretilen ve tüketilen ATP miktarını da artırmış oluyor bu durumda. Yapısında iyot bulunan tirozin amino asidinden türemiştir. Yani tiroid bezinin tiroksini salgılayabilmesi için tirozin amino asidini son bileşikliğe uğratıp iyotla birleştirmesi gerekir. Bu şekilde salgısı yapılır tiroksin hormonunun. Şimdi tiroksin hormonu hipofiz ve hipotalamus kontrolünde salgılanıyor feedback mekanizmasıyla. Hipotalamustan TRH denilen bir aktifleyici madde salgılanır. TSH salgılaması için hipofizi uyarır. TSH tiroid bezini uyarıp tiroksin salgılatır. Tiroksin negatif geri bildirim ile hipofiz ve hipotalamusun TSH salgılamasını engeller. Yani negatif feedback yapar. Şimdi burada tiroksin miktarının yeterli olabilmesi için bu negatif feedback olayı etkilidir. Ancak yeterli iyot alınmadığında tiroksin yeterli salgılanmaz. Yetersiz salgılanması buradaki negatif geri bildirim mekanizmasını devre dışı bırakır. Bu da hipotalamusun hipofizi uyarmasını, hipofizin de TSH salgılamasını artırır. Böylece yüksek miktarda salgılanan TSH tiroidi aşırı uyarır. Tiroid bezi büyür. Tiroid bezinin büyümesi sonucu guatr dediğimiz, basit guatr dediğimiz bir rahatsızlık ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu tiroksinin iyot eksikliği sebebiyle salgılanamaması, negatif feedback mekanizmasının bozulması sebebiyle TSH yükselir, tiroid bezi aşırı uyarılır ama ne yapsın iyot yok, tiroksin salgılamıyor. Bu durumda büyüyerek TSH'a cevap vermeye çalışır. Basit guatr dediğimiz hastalıktır. Eğer tiroid bezinde çok büyük bir yapısal bozukluk ortaya çıkmazsa, yani çok fazla büyüme olmazsa, aslında bir miktar tiroksin takviyesi, ki amino asit türevli olduğu için hap olarak kullanabiliyoruz onu. Tiroksin takviyesiyle bir miktar ne yapabiliriz? Engelleyebiliriz büyümesini. Ama eğer büyüme başlamışsa ameliyatla tedavi oluyor. Gelişme döneminde tiroksinin eksik salgılanması kretenizm dediğimiz hem zeka geriliği hem de gelişme geriliğiyle ortaya çıkan bir hastalığa sebep olur. Erişkin dönemde ise eksik salgılanması, ama bu iyot eksikliğinden dolayı değil. Her şey normal ama tiroid bezi metabolik olarak yeterli çalışmıyor anlamında söylüyoruz bunu. Miks ödem dediğimiz bir rahatsızlığa sebep olur. Bunda özellikle kilo alma, vücut ısısında düşme, uyuşukluk, sürekli yorgunluk hissi olarak karşımıza çıkar miks ödem hastalığı. Erişkinde fazla salgılanması ise zehirli guatr dediğimiz bir duruma yol açıyor arkadaşlar. Fazla salgılanması, metabolizmanın gereğinden fazla hızlanmasına sebep olur. Bu da ne yapar? Üretilen ATP miktarı, üretilen tüketilen ATP miktarı arttıkça vücut ısısı yükseliyor metabolizma hızlanınca. Vücut ısısı bir miktar hızlanır. Göz küreleri dışarıya doğru çıkıntı yapar, ki buna egzoftalmi deniyor. Egzoftalmik guatr olarak da geçiyor o yüzden birçok yerde. Bunun sonucunda işte ne dedik? Vücut ısısı artar, metabolizma hızlanır, göz küreleri dışarıya doğru çıkar. Metabolizmanın yüksek olması sebebiyle sürekli zayıflarlar ve sinirlilik hali, bir agresif durum ortaya çıkıyor. Graves dediğimiz durum ortaya çıkmış olur arkadaşlar. Bu neden olur peki? Bazı tümör sebebi olabiliyor. Yani tiroid bezinde ortaya çıkmış bazı tümörler tiroksinin aşırı miktarda salgılanmasına sebep olabiliyorlar diyelim. Bir diğer tiroid hormonu kalsitonin hormonu. Kalsitonin paratormonla, ki bir sonraki anlatacağımız bez de paratiroid bezidir. Paratiroid bezinin tek hormonu var, paratormon. Kalsitoninle beraber çalışarak kandaki kalsiyum miktarını düzenleyen iki hormondur bunlar. Özellikle kalsitonin kandaki kalsiyum seviyesinin normal olması için ne yapar? Kandaki kalsiyumu kemiklere geçirir. Kandaki kalsiyumu azaltarak etki gösteriyor. Eğer normalin üstüne çıkarsa, ki normali 100 mililitrede 10 miligram gibi bir seviyedir. Bunun çok üstüne çıkarsa kalsitonin etkisi ortaya çıkar. Kalsitonin etkisiyle kalsiyum kemiklere bağlanır. Kemiklere bağlanır. Aynı zamanda idrarla dışarıya atılır. Aynı zamanda sindirimden bir miktar emilimi azaltılarak kana alınması azaltılır.
ve kalsiyum seviyesi normal düzeye çekilmiş olur. Kandaki kalsiyum seviyesinin önemi peki nedir? Sinir ve kasların çalışmasında, kemik metabolizmasında, hücre zarının geçirgenliği ve kan pıhtılaşması gibi olaylarda özellikle etkilidir. Sinir sisteminde daha önce bahsetmiştik, hatırlayın. Sinapslarda impuls üretimi olabilmesi için nörotransmitter madde salgılanmasını uyarıyor. Kalsiyumun hücreye fazladan geçişi. Dolayısıyla burada yine etkilidir sinir hücrelerinin çalışmasında. O yüzden kanda kalsiyum oranının sabit tutulması çok önemlidir ve bu oranı sabit tutan iki hormon tamamen hipofiz bezinden bağımsız olarak salgılanır. Tamamen kalsiyum seviyesinin yükselmesi ya da alçalmasına göre salgılanır. Kalsitonin kandaki seviyeyi azaltırken parat hormon kandaki seviyeyi, kalsiyum seviyesini yükseltir. Hemen o zaman paratiroid bezine de bakalım. Paratiroid bezi dediğimizde tiroid bezinin üstünde bulunan, tiroid bezi şöyle soluk borusunun üzerinde kapanan bir bez. Onun içine baktığımızda böyle 4 tane nokta şeklinde paratiroid bezi bulunur. Bir tane hormon salgılar, o da parat hormondur. Parat hormon kemiklerden kana kalsiyum geçmesini sağlar. Böylece kanda kalsiyum seviyesi düştüğü zaman normal seviyeye yükseltilmesinde etkili olur. Kemikten kana kalsiyum çıkarmak dışında aynı zamanda böbreklerde kalsiyum emilimini artırır. Bir de D vitaminini aktifleştirerek sindirim sisteminden de yeterli yine kalsiyum emilimini sağlamış olur. Böylece hem sindirimden emdi, hem böbreklerden idrarla atılmasını engelleyerek emdi, hem de kemiklerden bir miktar kanı çıkardı. Böylece düşen kalsiyum seviyesini yükseltmiş oldu. Bu hormonun eksikliğinde kanda kalsiyum oranı düşer. Ve buna bağlı olarak da el yüz kaslarında kasılmalarla ortaya çıkan tetani dediğimiz bir durum oluşur. Tetani hastalığı kasların düzensiz kasılması olarak da telaffuz edebilir ya da tanımlanabilir diyelim. El ve yüz kaslarında özellikle kasılmalar oluyor kalsiyum eksikliğinde. Fazlalığı ise kandaki oranı çok fazla yükseltmesinden dolayı her ne kadar biz idrarla atılan kalsiyum seviyesini azaltmaya çalışsak da parat hormonla birlikte kandaki seviyenin çok fazla artması idrarda yine de fazla kalsiyum olmasına sebep olur. Bu da böbrek içindeki havuzcukta kalsiyumların bir araya gelip çökelip kalsiyum taşlarını oluşturmasına sebep oluyor. Böbrek taşı durumu diyoruz buna da. Parat hormon fazlalığında ortaya çıkar. Hemen şöyle kalsiyum seviyesinin düzenlenmesine bir daha bir bakalım. Hem tiroid bezinin şeklinde görüyoruz arkadaşlar. Burada şurası gırtlak kısmıdır, soluk borusunun giriş kısmı. Hemen onun daha böyle biraz daha altında tiroid bezimiz şöyle iki parça halinde bulunur. Kelebek benzeridir. Tiroid bezi de onun iç tarafında 4 tane nokta halinde şöyle görüyoruz. Şimdi kanda kalsiyum miktarının düzenlenmesi dediğimiz zaman normal kalsiyum seviyesinin üstüne çıktığı zaman seviye tiroid bezi uyarılır. Kalsitonin salgılar. Kalsitonin bir kemikteki kalsiyum deposunu artırır, kandan kemiğe kalsiyum bağlar. Böbrekteki emilimini azaltır, idrarla atılmasını artırıyor bu durumda. Bağırsaklarda kalsiyum emilimini azaltarak ne yapar? Kandaki kalsiyum seviyesini normalde yine sabitler. Normalin altına düşerse diyelim ki kalsiyumdan eksik beslendik ve o gün kalsiyumla ilgili de bazı aktiviteler gerçekleşecek kanımızda, organlarımızda. Düşük kalsiyum kaldı kanda. Bu durumda paratiroid bezi uyarılır, parat hormon salgılanır. Parat hormon hem kemikten kana kalsiyum verir, hem böbreklerde kalsiyum emilimini artırır, hem de böbreklerde D vitaminin aktivasyonunu sağlayarak yine bağırsaklardan kalsiyum emilimini artırarak kandaki miktarını yükseltmiş olur diyelim. Böylece kalsiyum seviyesini ayarlamak için sadece iki tane hormon özelleşmiş vücudumuza ve tamamen hipofizden bağımsız salgılanıyorlar. Burada hemen tekrar bir belirtelim. Böbrek üstü bezleri dediğimiz zaman adrenal bezler başka bir deyişle. Şöyle adrenal bezler böbreğin üzerine şapka gibi oturmuş bezlerdir. Sadece hani ismi de buradan geliyor. Böbrekle başka bir bağlantısı yok arkadaşlar. Ürettiği hormonlar böbrek üstünü etkili edebilir ki biraz sonra söyleyeceğiz aldosteron hormonunun etkisini. Ancak böbrekle dolaşım sistemi vesaire gibi şeylerle ilgili herhangi bir bağlantısı doğrudan yoktur. İki kısımdan oluşur. Dışında bir bağ dokudan oluşmuş kapsül var. İçinde de korteks ve öz dediğimiz kısımlar bulunur. Adrenal korteks kabuk kısmıdır.
Adrenal medulla da böbrek üstü bezinin öz kısmıdır diyoruz. Medulla kısmından iki tane hormon salgılanıyor. Adrenalin ve noradrenalin diye. Kabuk kısmındansa üç tane hormon salgılanır. Kortizol, aldosteron ve eşeysel hormonlar. Bunlar adrenal eşeysel hormonlar olarak da bahsedilir. Dişi ya da erkek ayırt etmeden cinsiyet hormonlarının az miktarda böbrek üstü bezinden salgılanmasına sebep oluyor. Daha doğrusu salgılıyor adrenal bezler. Hemen birkaç notumuz var bakalım. Böbrek üstü bezinin kabuk bölgesi hormonları hipofizden salgılanan ACTH tarafından kontrol edilir. Adrenal korteksi uyaran hormondur ACTH. Dolayısıyla sadece korteks kısmını yani kabuk kısmını uyarır. Kabuk bölgesi hormonları steroid yapılıdır. Kortizol, aldosteron ve eşeysel hormonlar steroid yapılıdır. Medulla hormonları ise sempatik sinirlerin etkisiyle salgılanır ki zaten medulla kısmı sempatik sinirlerin farklılaşmasıyla meydana gelmiş bir kısımdır. Böylece üretilen hormonlar aynı zamanda sempatik sinirlerinde nörotransmitteri olarak da salgılanır. Yani adrenalin ve noradrenalin aynı zamanda nörohormon olarak da geçer. Adrenal korteks hormonlarına hemen baktığımızda kortizol, glukokortikoid olarak geçer kabuk kısmı hormonlarında genelde şeker metabolizması üzerine etkilidir. O yüzden glukokortikoid olarak isimlendirilir. Karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında etkili olan bir hormon. Amino asitlerden glikoz oluşumunu sağlayarak kandaki glikozun artmasına etki gösterir. Yani kan şekerinin yükselmesini sağlar arkadaşlar. Bunu hemen attık cebe çünkü kan şekerini yükselten hormonları bilmemiz gerekli. Bunlardan bir tanesi kortizol hormonu. Yağ asitlerinden enerji üretilmesini artırır ki kandaki şeker kullanılmasın. Bağışıklık sistemini baskılar. Bu da bizim onu ilaç olarak kullanmamıza sebep oluyor aslında. Bir yandan olumsuz bir durumdur bağışıklık sistemini uzun süre baskılı halde tutması. Ama bizim alerjik rahatsızlıklarda, romatizmal bazı rahatsızlıklarda ilaç olarak kullanmamızı sağlar bu özelliği. Kortizol ilaç olarak aşırı miktarda kullanımı ya da herhangi bir sebeple yüksek miktarda kortizolün uzun süre salgılanması bağışıklığı uzun süre baskıladığı için enfeksiyonlara da neden olur. Bazen işte uzun süre stres sıkıntı çektiğimizde daha kolay hastalanmamızın sebebi kortizol hormonudur. Aslında kortizol bizim uzun süreli strese cevap vermemizi sağlayan bir hormondur. Ama çok uzun süre yüksek miktarda salgılanması olumsuz sonuçlara sebep oluyor. Dediğim gibi bağışıklık baskılayarak daha kolay hastalanmamıza da sebep olabilir. Fazla salgılanması adrenal diyabet dediğimiz kan şekerine sürekli yüksek tutulması sebebiyle adrenal diyabete sebep olur. Aynı zamanda kilo almamıza sebep oluyor. Çünkü kortizolün yüksek olması kan şekerini yüksek tutar ama benim normalde eğer insülin salgılamamda da bir problem yoksa yüksek şekere karşılık pankreas insülin salgılayacak. Bu da o şekerin yağ dokuda depolanmasına sebep olacak. Yani kilo artışına sebep olur. Bu yüzden mesela alerjik ya da romatizmal bazı hastalıklar sebebiyle eğer kortizolü ilaç olarak da kullanıyor isek o zaman hani kilo almamak için şekerden fakir beslenmekte fayda vardır diyelim. Diğer bir hormon aldosteron hormonu. Aldosteron mineralokortikoid olarak geçer çünkü mineral dengesini kontrol eden hormondur. Vücudun su ve tuz dengesinde etkilidir. Su dengesinde aslında ADH ile beraber çalışıyor. ADH salgısını uyardığı için tuz dengesini tuzu arttırdığı için etkili. Yani tuz dengesinde doğrudan su dengesinde dolaylı olarak etkilidir diyebiliriz. Özellikle sodyum ve klor iyonlarının yani tuzun böbreklerden geri emilmesini, geri emilim nereye oluyordu? Dokudan kana doğru oluyordu. Dolayısıyla kandaki tuz seviyesinin artmasında etkili. Aynı zamanda potasyum iyonunun vücutta birikmesini engellemek için de emilimini azaltır. Yani idrarla böbreklerden atılmasını sağlar. Böylece doku sıvısının ozmotik basıncının ayarlanmasında etkili olur. Yetersiz salgılanması sonucu potasyum yoğunluğu arttığı için vücutta kalp kası zayıflar ve aritmiye hatta eğer çok yükselirse ani kalp durmalarına da sebep olabilir. Bu yüzden vücut ne yapar bunu? Dolaşımdan ve kalbe yakın, kaslara yakın kısımlardan çekip özellikle deride depolanmasına sebep olur. Bu durumda deri turuncumsu böyle tunç rengine bürünür. Buna Addison hastalığı ya da tunç hastalığı adını veriyoruz. Aldosteronun yetersiz salgılanması sonucunda hem deri rengi değişirken hem de tuz yetersiz hale gelir. Yani kan basıncının düşmesine de sebep olur bir yandan.
Aldosteronun fazla salgılanması ise Cone sendromu denilen bir sendroma sebep oluyor. Bu da vücutta azalan potasyum yüzünden kas zayıflığı, sodyum klorun da fazla artması yüzünden de hipertansiyonla kendini gösteren bir rahatsızlıktır diyelim. Aldosteron fazla salgılandığında ortaya çıkar. Aldosteron ne yaptı? Vücuttaki tuz dengesini sağladı. Tuzun vücutta tutulmasında etkili. Dolayısıyla aldosteron salgısı arttığında vücuttaki tuz artar, ozmotik basınç artar. Bu da hipotalamusu etkiler. Ne yapar? ADH salgılanır. Su tutulmasına sebep olur. Yani vücutta suyun da tutulmasında dolaylı olarak etki gösterir aldosteron. Hemen kortikal eşeysel hormonlarla devam edelim. Kortikal eşeysel hormonlar ya da adrenal eşeysel hormonlar dediğimiz hormonlar dişi ya da erkek fark etmeden böbrek üstü bezinin kabuk kısmından östrojen, progesteron ve androjenler dediğimiz bir grubun, bunlardan bir tanesi de testosteron hormonudur, salgılanmasına sebep olur. Bu hormonlar dişide de erkekte de az miktarda bulunur. Tabi buranın fazla hormon üretmesi bazı fizyolojik problemlere de sebep oluyor. O yüzden çok az miktarda üretilmesi gerekir bunların. Adrenal medulla hormonlarıyla devam edelim hemen. Adrenal medulla hormonları adrenalin ve noradrenalin dediğimiz iki tane hormon vardı. Adrenalin ya da epinefrin dediğimiz hormon heyecan, korku, sinirlilik, panik durumlarında ortaya çıkan, kanda yükselen bir hormondur. Aslında anlık heyecan, anlık stres durumlarında vücudun tepki vermesini sağlar. Bu özellikle mesela işte vahşi hayvan gördüğünde bir canlının kaçıp kendini kurtarması için gerekli ne varsa onları yapması için salgılanan bir hormondur. Ancak bizim de günlük hayatımızda, toplumsal hayatımızda yine anlık stres anlarımızda salgılanıyor tabii ki. Kalp atışını hızlandırır, kan basıncını yükseltir. Çünkü özellikle derideki kılcalları daraltıyor, sindirim sistemine giden damarları daraltıp kalp, beyin ve iskelet kaslarına giden damarları genişletir. Birçok damarı daralttığı için kan basıncını yükseltir. Ancak kalp ve özellikle beyin ve iskelet kaslarına yüksek miktarda kan ve oksijen gönderdiği için iskelet kasları çok daha iyi kasılıp gevşer. Normalde zıplayamadığımız yerlere zıplayabiliriz, koşamadığımız kadar hızlı koşabiliriz. Beyinde daha fazla beslendiği için yine daha analitik çalışır. Dolayısıyla aslında stresimizi güzel yönettiğimiz zaman adrenalin, bir miktar adrenalin iyi sonuçlar verir vücudumuz açısından. Özellikle sınav zamanlarında da mesela son kalan dakikalarda eğer paniklemezsek ve düzgün çözmeye devam edersek, odaklanabilirsek son çözdüğümüz soruların hepsi doğru çıkar bu sebeple. Başka neler yapar? Sindirim sistemini yavaşlatır, metabolizmayı hızlandırır, glikojenin glikoza hidrolizini sağlayarak kan şekerini yükseltir. Bunu da attık cebe. Neden? Kan şekerini yükselten ikinci hormondur. Biri kortizol, ikincisi adrenalin. Bu daha çok karaciğerdeki glikojenin hidrolizini sağlayarak kan şekerinin artmasında etkili. Göz bebekleri büyür, kıllar dikleşir. Kılların dikleşmesi vahşi bir hayvanla karşılaştığımız zaman, aslında diğer hayvanlar için söyleyelim, karşılaştıkları zaman kılları dikleştirerek kendilerini daha büyük göstermeye çalışır hayvanlar. Hani ben büyüğüm, bana yaklaşma demeye çalışıyorlar. Bizde tabii post olmadığı için böyle bir etkisi yok ama o zamandan kalma bir tepki olarak bizde de yine adrenalin etkisiyle ortaya çıkıyor. Hemen adrenaline destek bir hormon, noradrenalin ya da norepinefrin dediğimiz bir hormon. Bu adrenalinle beraber çalışan hormondur. Etkisi adrenaline benzer. Kalp atışını hızlandırır, kan basıncını artırır ve kılcal damarları daraltır. Zaten kılcal damarları daralttığı için kan basıncı üzerine etkisi var. Adrenalinin etkisine yardımcı olan, arttıran bir hormondur noradrenalin. Timüs beziyle devam edelim arkadaşlar. Timüs bezi göğüs boşluğunda soluk borusunun üstünde, tiroid bezinin biraz daha altında. Hemen şurada tiroid bezimiz var, biraz daha altta şöyle göğüs kemiğinin altında soluk borusunun üstünde bir timüs bezimiz var. Timüs bezi özellikle yeni doğanlarda oldukça büyüktür. Ergenliğe doğru küçülmeye başlar. Ergenlikten sonra küçülmesi hızlanır. Yaklaşık 9-10 yaşından sonra küçülmeye başlıyor. Timik hormon ya da timozin denilen bir hormon salgılar. Bu hormon T lenfositlerin gelişmesinde etkilidir. T lenfositlerine T dememizin sebebi zaten timüs bezinde olgunlaşmalarıdır. Özellikle timüs bezi bağışıklıkta etkili olan bir bezdir. Bunun dışında
Aynı zamanda tinüs bezi ergenliğe kadar FSH ve LH hormonlarının üretilmesinde bir miktar baskılar. Böylece ergenliğe kadar üreme organlarının yani gonadların, eşey bezlerinin hormon salgılaması bir miktar engellenir diyebiliriz. Onu da hemen bir dipnot olarak söylemiş olalım.